Şey yapacağız şimdi. Yaptık uç uçabildiğince diye bir bölümümüz var. Uç uçabildiğince. Her şey mümkün. Pandemi döneminde iyi köşeymiş. Sana bir takım sorular soracağım. Sen de böyle hayallerin böyle hayallerin üstüne şey yap. Tamam. Mesela hangi dizinin senaryosunu yazmak isterdin? Geçmişte beğendiğim. Geçmiş, gelecek, ölü, diri fark etmez. Tabii ki Game of Thrones. Really? Ya aslında Lost'ta da şeyim var. Yani sonunu beğenmedim çünkü sanki başka bir final bulabilirmişim ben gibi geliyor. Ama akışı itibariyle ikisinin de hani bekletmesi, cliffhanger'ları ve ortada bir şey yokken bir şey vaat ediyor olması hasebiyle o ikisini çok beğenmiştim. Yani teknik olarak tartışılır, içerik olarak tartışılır ama yani bir yazar olarak, bir senarist olarak bu ikisini çok beğendim. Peki süper bir gücün olsaydı neyi seçerdin? Nereyi derken yönlendiriyorsun farkındaysan. Nereyi dediğin zaman bir erkek olarak söylenebilecek fazla bir şey yok. Ben orada biraz sesimle ilgili şey oldu. Neyi seçerdin, nereyi seçerdin demedim. Uçmak. Beraber uçarız. Ben de uçmak. Ya mesela benim ben motosiklet hiç sevmem mesela. Hı. Bir kere bindim. Ondan da şeye manava çıktım. Manava uçtum bayağı gerçekten. Sahnede Cem anlattığı için anlatabilirim. Erdilci daha Cem yeni başlamış gösterilerini. Üçüncü ya da dördüncü gösterisi. Daha ya tanınıyor ya tanınmıyor. Bir akşam Leman'da oyunu yaptı. Bavullarımız yanımızda. Erdil ben üçümüz işte Bodrum'a tatile gittik. Gümüşlü'ye gidelim dedik. İkinci günümüz mü ne? Gümüşlü'ye motosikletlerle gidelim dedik. Ben de diyemedim ki ya ben motosiklete o kadar hakim değilim. Diyemedim. Cem bir motosiklette, motosiklet kirama şeyin önündeyiz. Bodrum'un merkezinde. Erdil öbür motosiklette, ben öbür motosikletteyim. Ben gaza bastım, manava çıktım. Sonra Erdil'in arkasında Gümüşlü'ye gittim. Onlar 50 lira verdilerse o günlük kiraya ben 250 liramı ne verdim? Tamir parasına o motosikletin. Motosiklet sevmem ama mesela geçen bir haber vardı. Uçan motosiklet hikayesi. Bu dronların insan taşıyan hikayesi. Ben mesela ölmeden ona binmek istiyorum. Hayallerimden bir tanesi o. O araçtan alacağım. Böyle tek kişilik bir uçan motosikletim olsun istiyorum. Ben drone değil de böyle ayaklara takılıyor da böyle bayağı böyle... Fark etmez yani tek, artık gördüm. Hangi teknoloji daha insanı kaldırır, pili yeter, ömrü yeterse dört tane teker olsun ya da alttan su fırsı bir şey olsun ne olursa olsun. Ya arkadan gazlı olmasın ona hiç güvenmiyorum mesela. Bir de... Hem öyle hem bir de alttaki insanlar ne oluyor filan sen gazla üzerinden geçiyorsun filan pardon diye geçemezsin ya. O drone hikayesi o yüzden aklıma yattı. Hayalim o mesela bir 5 yıl içinde ben onun şey hali endüstri yani satış noktasına geleceğini düşünüyorum. Hayallerimden bir tanesi onu almak. Peki kiminle kanka olmak isterdin? Ricky Gervais. Açık ara. Yaşa. Yalnız ikinizin... Yani sürekli laf sokmayacağı bir halde ama yani çünkü ona laf yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Ya da o Türkçe konuşacak. O zaman eşitleniriz. Hayır canım ikiniz de aynı iki dili de eşit derecede biliyorsunuz. Tabii sen ki sen ne istiyorsan ona laf sokabileceksin. Lütfen bu muhabbete beni de çağırın. Ben de ikinizi seyretmek istiyorum şu vaziyette. Çok isterim. Ricky Gervais'tir yani. Politically incorrect olmanın hani ben ettim celebrity crush'lardan ya gir ya. Ama bunun Türkçesi ne? Nabza şerbet vermemek diyelim ona. Topluma topluca bir nabza şerbet vermemenin kralı Ricky Gervais ve buna rağmen kendi topluluğunu elde edebilmiş biri. Yani kalanlar da bir starı, akıllı bir adamı ayakta tutacak, onu zengin edecek kadar çok. İlla aptalları oynamak gerekmiyor. Herkese oynamak gerekmiyor. Bu dünyada para kazanılabilir. Aklın onaylanabilir. Bunun da en kral örneği Ricky Gervais. Hard Talk diye bir şey var yanlış hatırlamıyorsam. Bir 10 yıllık filan hikayedir. Bütün stand-up'a aday olan bütün arkadaşlarıma onu öneriyorum. Seinfeld, Chris Rock, Louis C.K., Ricky Gervais. Dördünün yaptığı. Kendi şeylerin rutinlerini tartışıyorlar. Sen hayatta nasıl durdun? Ben ne yaptım? Seinfeld diyor ki ben bir tane bir şey yazdım kardeşim. Ona en fazla birer skeç ekleye devam ettim. Bütün ömrümü böyle tamamladım diyor. Louis C. Clark başka bir yönteme başvurmuş. Ben çıkışım ancak her yıl bütün gemileri yakarak, yeniden başlayarak her yıl o yüzden o öyle bir şey. Chris Rock zaten daha ırkçı, zencilikten faydalanmış bir şey. Ve hep seyirciye sorarak hareket ettiğini söyleyen bir şey. Ricky Gervais açıkça şunu diyor. Valla ben ne beğeniyorsam, ben neye gülüyorsam onu anlatayım. Seyirci de hiç de umurumda olmaz. Gelen gelir, gelmeyen gelmez diye. Orada bile onu koruyabilen ve her yaptığıyla... Ulan Golden Globe'larda 4 yıldır ağzını etmediği ünlü kalmadı. Bir sene daha yine o sunuyor. Bir sene sonra yine o sunuyor. Bir yandan da bu aklına hayran kalıyoruz.
Yani Afterlife'da yaptığı dönüşümü ayrıca tartışırız zaten. Beğenmedin yani. Mi onu? Çok beğendim. Ha ben deli çok misin? Beğendim. Kimisi de böyle bir beğenmeme şeyine giriyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Eğer hani çok damara girmiş, lan bu da diyorlarsa bu üzerine söylenecek, bu hakkı hiç kullanmamış tek kişi varsa oradaki Jervis'tir, bırak girsin damara. Çünkü şahane girmiş. Hayır, ikinci yerde. Sezon birincinin aynısı olduysa niye yine aynısını yazıyorsun ulan? Bir avuç kasabadan sana şahane bir hikaye çıkarıyor. Ne beğenmiyorsun ya? Hayır, ay, niye onu bu... seyredelim? Ne demek bu eleştiriyi bilmiyorum işte, ben okuyunca ikinci sezon birincisinin aynısı ne demek? Aynısını yazacaktıysan niye bir sezonda bırakmadın? Black Mirror'da ona bakarsan her bölüm şey yapıyor, fütüristik bir şey anlatıyor. Niye yazıyor? O episodun içinde sen kalabiliyor musun? Kalamıyor musun? Kalıyorsun. Evet. Rick Gervais de seni her bölümde bir şeye sokuyor. Zaten böyle müthiş bir vadi, 6 haftanın sonunda biz uzaya çıkacağız gibi bir durumu yok ki. Aynen. Böyle bir akışı yok zaten işin. Hı. Evet. O yüzden ben de seninle aynı fikirdeyim. Afterlife'ı ayrıca beğeniyorum ama hani onun Cem Yılmaz'ın şey film denemeleri gibi, tirajı olmayan film denemeleri gibi bakıyorum. Yani sinemaya nasıl saygıyla bakıyorsa bence Ricky Gervais de dizilere saygıyla bakıyor, deniyor. Onun asıl işi stand-up yapmak. Ne güzel takılıyor. Hangi ünlüyle yediğin, içtiğin ayrı gitmesin isterdin? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, aynen. Formula 1 pilotu kendisi. Mercedes'te yarışıyor. Seviyor musun? Çok seviyorum kendisini. Vallahi bayağı takdir ediyorum. Yıllarda dünya şampiyonu aynı zamanda. Benim de hiç ilgilenmediğim ne kadar belli. Evet. Değil mi? Zaten wow falan Lewis sesleri Hamilton geldi ama okey. Tamam ya. Müzikten örnek verebilirsin. Hayır, sen kiminle istiyorsan. Lewis Hamilton. Bu arada Lewis Hamilton. Bu hayal alemin kardeşim. Bayağı böyle takılmak isterdim onunla. Aa, benim şeyim başka, seninki başka. Peki, dünya ünlü hangi festivalde yer almak isterdin? Festival. Evet. Sundance herhalde. Sundance'de bir tane herhalde film olsun isterdim ya. Aa, filmin olsun isterdim. Evet, yani oyunculuk yaptığım bir film olur. Yani yönetmenlik olarak değil mi? Oyunculuk yapmak istiyor musun? Yani şöyle, ben zaten aslında önce oyunculukla başlamıştım her şeyi yani. Küçüklüğümde falan, deneme çekimleri falan filan. Üniversite zamanına geldiğimde birazcık hayat beni seçime zorladı. İyi ki de öyle oldu. Çünkü çok fazla deneme çekimine gidiyordum ama müzik çok daha ağır bastı bende. Hep kendim üretebildiğim için falan. O yüzden oyunculara bir ara vermiş gibi oldum ama aslında hem klipteki yaptığım şeylerden dolayı hem de böyle içimde birazcık kaldı o. Hani yapmak, mutlaka yapacağım iyi bir proje denk gelirse tabii ki de. O yüzden oyunculuk herhalde tatlı isterdim yani, aynen. Belki sen kendini dersin yazarsın. Kısa olabilir film. Çünkü biliyorsun olabilir, artık uzun metrajdan daha eğlenceli. Evet, kısa metraj olmasın. Aynen. Ben düşünüyorum öyle şeyler bu arada. Var böyle kafamda bir iki güzel şeyler, aynen. İnşallah olur bakalım. Müziğini de yaparsın. Yürü be! Soundtrack de basıyorsun. Güzel, daha ne olsun güzel ya? Böyle aynen komple bir arka Allah. Sizin desteğiniz arası çok seviniz efendim. Estağfurullah, ne demek ya. Çok bayıla bayıla. Yani. Seninle bir şey yapmak gerçekten çok İşte isterim. Böyle ya, enerjine bu kadar basit ya. Yaşasın, çok teşekkür ederim. Böyle bir süre cebinde oturmak isterdim. Estağfurullah. Öyle bir his geldi bana. Konu falan diyerekten. Şimdi o zaman bak, film de istiyor ya. Evet. Peki ya, klip çekim mi? Yani klip çekiyorsun. Dün. Kim oynasın? Ha, kim güzel. Siz? Sizi oynatmamı çok isterdim. Sizinle birlikte bir şey oynayabilirim. Evet, çok isterdim. Tamam, dili geçmiş zaman kullanmaya gerek yok. O zaman yapalım geleceğe tane bakalım. Aynen, yapalım öyle ya. Yapalım, Allah tamam. Allah, bu ne ya? Bunu hakikaten çok ciddi söylüyorum. Çok isterdim ya. Vallahi, evet. Çok mutlu oldum. Peki, bir süper gücün olsa ne olsun isterdin? Ne yapmak isterdim? Spider-Man ya. Ben örümcek adamla büyüdüm, o yüzden örümcek adamı bir ama süre... Ama ağın kadarsın, bitti mi tıs? Bitmiyor. Nasıl bitmiyor? İki tane onun şeyi var. Bazı filmde onun şeyine kadar yapmışlar. Evet. Bazı ama aslında orijininde bitmiyor. Peki. Araba koleksiyonu yapıyorsun. Garajında hangi 5 araba mutlaka olsun? Araba markaları konusunda biraz kötüyüm. Ay ben marka giriyorsak... Her şeye girebiliyoruz 2005 ya. 2005 Toyota Corolla. Çok tamam isterdim. 1.6 benzinlik. Benim 15 senelik arabam, yeni sattım, o yüzden çok mutsuzum bu konuyla ilgili. Ya. Evet ya, valla böyle görmüyorum falan diye. Yani işte hiç bence onun kadar güzel bir araba olmayacak dünyada. Hayat bu karşıma gelmeyecek. Çok güzel bir arabaydı. Eski Amerikan arabaları çok hoşuma gidiyor ama yılları... Benim Ali Katırcıoğlu diye bir arkadaşım var. O çok biliyor. Babam çok iyi biliyor ama ben o konuları biraz... 69 Chevy Impala galiba. Atıyor muyum şu an? Öyle genişli genişli. Aynen. Ondan bir tane isterdim. Ama. Tesla bir tane isterdim. Tesla çok merak ediyorum. Bu Elon Musk'ın yaptığı arabalar. Okey. 4-5'i de... Aman yeter be Gönül. 5 tane ne yapacağız? Formula 1 arabaları. Ha. Evet. Şu anki Mercedes
Bir Formula 1 arabası çok isterdim. Bir de Ferrari'nin Formula 1 arabasını çok isterdim. Formula 1 takip eden biliyor. Gezemezsin Ferrari o kadar kötü ki. Buradan çıkıp hiçbir yere gidemezsin Ferrari'yle. Hani neden bu kadar kötü onu bir anlamak isterdim yani. Hani bir ona binip bir analiz etmek isterdim yani. Niye kötü abi? Bilmiyorum çok kötü Ferrari çok büyük. Flok, flos oldu. Ya yani. Altı yere yakın arabaları zaten İstanbul'da hiç olmaz. Hiç buradan bence. Şu sokaktan gidemezdim. Gidemezsin. Yani. İlk aksime giremezdim. İlk bitti. Arabayı bıraktın gittin. Geçmiş aynen. Olsun. Böyle beş araban bu şekilde. Ama bu soru çok da şey olmadı bize. Çok bilemedim ben. Cana uymadı. Ben de bilemedim. Ama olsun. Hangi yönetmen arasın ve filmime bir şarkı yapar mısın desin? Şarkı. Şarkı. Christopher Nolan'la bir çok güzel bir çünkü çok sevdiğim bir müzisyen arkadaşım diyormuşum değil mi? Müzisyen Christopher Nolan'ın son filmine müzik yaptı. Ludwig Göransson diye Star Wars'un müziğini yapan en son Mandalorian'ın. Ya onunla çalışmak isterdim ya da kim olabilir? George Lucas. George Lucas eğer herhangi bir film çekerse bundan sonra onunla bir çalışmak isterdim ya. Çok tatlı. Ben de isterdim. Yerli var mı buradan mesela? Yerli iyi şey yönetmen çok hakim maalesef değilim. Fatih Akın arasın mı? Ferzan Özpetek arasın seve mı? Seve seve çok isterdim. Nuri çok Bilge bir tane, arasın mı? Bu arada Babacım stüdyolarında bir tane film müziği yaptım ben bir yönetmen arkadaşıma. Hmm. İlhan Tolga Ergün bir tane kısa film müzik yapmıştım. O yüzden çok isterdim tabii ki de ya. Hepsi arayabilir beni. Nuri Bilge Ceylan'la bir iş yapmak çok isterdim mesela film müziği olarak. Çok değişik kafalar da girmek isterdim yani. Peki, film müziği yapmakla albüme şarkı yapmak... Çok başka şeyler. Ha. Albüm müziği yapmak bir kere her şey size kalmış bence. Yani eğer kendim, şimdi benim farklı şeylerim olduğu için böyle Batman gibi hissediyorum bazen. Sabah başka, akşam başka. Yani John Apples olarak kendime bir şey yapıyorsam içimden %100 geldiği gibi hani full oradayım. Aranjör olarak işin içine birisi daha giriyor. Yani bir sanatçı daha girdiği için onun işte sound'u, onun yazdığı sözler, onun ruhu giriyor işin içine. O yüzden ben birazcık daha orada orta noktayı bulma taraftarım. Filmde ise çekilen sahneye bir şey yapmak zorunda olduğunuz için tabii ki de sizin müzikal geçmişiniz ve biriktirdikleriniz çok önemli oluyor. Fakat orada yönetmenle iyi anlaşabiliyor olmanız önemli. Benim çalıştığım filmde yönetmen oraya zaten ben bu tarz bir şey istiyorum tarzı bir müzik koymuştu. Ben onu dinleyip bambaşka bir şey yaptığım da vardı. Çok yakın bir şey yaptığım da vardı. Çok değişik şeyler, çok yani disiplinler falan çok farklı. Çok değişiyor yani. Müdahale ediyor musun yoksa kendini geride bırakabiliyor musun? Etmem gerektiği zaman ediyorum. Çünkü his olarak geldiği zaman bence bu buna uymamış dediğim zaman çok karışıyorum oraya. Ona da uyuyor zaten. Çok güzel. Bazen uymuyor. Mesela bir sanatçı çalıştığım zaman bir şey yapıyorum. Benim çok içime sinmedi diyor. Ama mesela içine sinmediği şey aslında mixten dolayıymış. Bir kayıt şeyinden dolayıymış. Ya öyle olmayacak falan ikna etme çabaları falan oluyor. Teknik kısımlarla ilgili. Ama bazen ama işin şeyi hiç yaşamadım bugüne kadar. Bir şey yaptım mı bu bana hiç uymadı dediğim. Yok bir kere oldu pardon. Merve Deniz'in bir tane şarkısını biten bir şey yapmıştım. Ben bunu hiç böyle bir şey istemiyorum deyip bambaştan bir şey yaptığım olmuştu. Evet evet. O yaptığın şeyi oluyor. Kutsamamak iyi bir şey. Tabii çünkü beraber bir şey yapıyorsunuz. Tabii. Hani ve o değişiyor hiç, yani. O başka bir şeye evrilebiliyor. Evet. Başka bir şey oluyor. Canlı bir şey o organizma. Aynen. Çünkü üstünde çok rahat oynayabilmen gerekiyor. Evet kesinlikle. Silip baştan başlamak bazen çok güzel olabiliyor. Yani keyifli.